Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şöyle: bir tam daire verilmiş ve bu tam dairenin içerisine iki tane yarım daire ve dıştan birbirine teğet olacak şekilde yerleştirilmiş. Ee, aynı zamanda bu yarım dairelerin çaplarını gösteren şu doğru parçaları da birbirine paralel. Peki bize ne verilmiş? Bakın şurada. Sarı olan bölgenin alanı yani tam dairenin alanından yarım dairelerin alanını düştüğümüz zaman geri kalan şu sarı bölgelerin alanları toplamı birmiş. Dolayısıyla bu yarım dairelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Evet, e, öncelikle sorunun çözümüne geçmeden önce soruyu kendiniz çözmeye çalışın. E, ben soruyu kendiniz çözmeye çalıştığınızı düşünerekten. Yani videoyu durdurup soruyu öncelikle kendiniz çözmeye çalıştığınızı düşünerekten sorunun çözümüne geçeceğim. Ayrıca bu sorunun çözümünü yaptığımız zaman ilginç bir bağıntıyı da elde etmiş olacağız. Bunu da videonun sonunda göstereceğim. Şimdi öncelikle ilk adımımızda yarım dairelerimizin yarıçaplarına A ve B diyelim ve dolayısıyla bakın şekilde görüldüğü gibi şurası A olacaktır. Burası da A, burası da A, burası B, burası B, burası da B olacak. Bir sonraki adımda bakın şuradan bir dikme iniyorum. Nereye? Buraya. Dolayısıyla ne olacaktır? Şuradaki A buraya taşınacaktır. Şunun uzunluğu ise ne olacaktır? A artı B yani yarım dairelerin yarı çapları toplamına eşit olacaktır. Aynı zamanda bakın şurada küçük bir kısım kalıyor. Bu kısımda nedir? Toplamı B'ydi. Dolayısıyla B'den A'yı düştüğümüz zaman B eksi A yani şurası B eksi A. Şuraya da x diyelim. Dolayısıyla birbirini dik kesen iki kirişin, bir dairenin içerisinde birbirini dik kesen iki kirişin e, uzunlukları ile ilgili şöyle bir bağıntı var. Bu b eksi a ile a artı b'nin çarpımı aynı zamanda şu a artı b ile x'in çarpımına eşittir. Yani x çarpı a artı b eşittir b eksi a çarpı a artı b. Burada a artı b'ler gitti. Dolayısıyla x eşittir b eksi a çıkıyor. Yani şuradaki şu uzunluk x b eksi a'ya eşit. Şimdi ne yapıyoruz bakın. Şuna bakın şunla şu noktayla şu noktayı birleştiriyorum. Ve yeşile boyalı şu dik üçgeni elde ediyorum. Bu dik üçgenin şu kenar uzunluğu bakın şuradan dolayı 2a'dır. Şu kenar uzunluğu ise bakın şu kenar uzunluğu ise X b eksi a olduğu için b eksi a ile a artı b'yi topladığımız zaman ne olacaktır? 2b. Ve büyük olan dairemizin yarıçapına da r dersek, şurası da 2r olacaktır. Dolayısıyla 2r'nin karesi eşittir 2a'nın karesi artı 2b'nin karesi. Yani Pisagor uyguluyorum. Buradan da a kare artı b kare eşittir r kare çıkıyor. Şimdi artık sorumuzun cevabına geçelim. Şimdi o e, yani büyük dairenin alanından şu yarım dairelerin alanlarını çıkarttığımız zaman sonuç 1 çıkıyordu. Dolayısıyla şimdi onun formülünü yazıyorum. Büyük dairemizin alanı pi r kare. Pi r kareden şu yarım dairelerin alanları ne olacaktır? Pi a kare bölü 2 bu da pi b kare bölü 2. Dolayısıyla ikisinin toplamını pi r kareden çıkarttığım zaman bu 1'e eşit. Pi parantezine aldığım zaman r kare eksi a kare artı b kare bölü 2 eşittir 1. Biraz önce akar artı b kare ile r kare bulmuştuk. Yerine koyuyorum. Dolayısıyla pi parantezinde r kare eksi r kare bölü 2 eşittir 1. Buradan da 2 r kare eksi r kare bölü 2. Yani e, pi r kare ne çıkıyor? 2 çıkıyor. Pi r kare ne? Büyük dairenin alanı. Büyük dairenin alanından şu sarı olan bölgenin alanını düştüğümüz zaman da bu iki tane yarım dairenin alanını buluruz. Yani sonuç 2 eksi 1 eşittir 1 çıkıyor. Evet sonucumuz 1. E, şimdi burada... Bakın a kare artı b kare neydi? R kareydi. Şimdi büyük şu iki tane yarım dairenin iki tane yarım dairenin alanının formülü nedir? Pi a kare bölü 2 artı pi b, kare bölü 2. Yani şu şekilde yazabilirim. Pi bölü 2 parantezinde a kare artı b kare. Peki büyük dairenin alanı e, ne çıkıyor? Daha doğrusu şu a kare artı b kare de r kare eşit olduğu için ne oluyor? Büyük şey, yarım dairenin alanları toplamı ne oluyor? Pi bölü 2 çarpı rekor oluyor. Yani büyük olan dairenin alanı pi re kare olacağından her zaman bu yarım dairenin alanları toplamı büyük olan dairenin alanının yarısına eşit oluyor. A'da ve B'den bağımsız olarak. Bunu şöyle bir görsel olarak düşünebiliriz. Şimdi B'yi sıfıra gönderelim. Yani şu B yarıçaplı olan yarım daireyi küçültelim. Küçülttükçe ne olacaktır? A olan, yarı çapı A olan e, yarım daire büyüyecektir. Ne zamana kadar? B sıfıra gittiğinde ne olacaktır? Bir tane aslında e, şey oluşacaktır. E, Yarıçapı, yarı çapı, büyük dairenin yani şu A R'ye yaklaşacaktır. Daha doğrusu A eşittir R olacaktır. Yani aslında büyük dairenin alanının ne olacaktır? Yarısı olacaktır. Yani B'nin yani şu yarı çapı B olan yarım dairenin alanı sıfır olacaktır. Büyük şu A'yı da R'ye B sıfıra giderken A da R'ye gideceği için ne olacaktır? Büyük olan dairenin alanının yarısına eşit olan bir yarım daire olacaktır. Buradan da bu ilişkiyi görebiliyoruz. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.